İstanbul ve bazı kentlerimizde başlayan elektrik kesintileri halkımızın günlük hayatı ile sanayimizi kötü yönde etkilemiştir. Kentlerimiz karanlığa gömülmüş, fabrikalarımızda da üretim durmuştur. Günümüz Türkiye'sine elektriksiz saatler, hatta günler yakışmıyor değerli arkadaşlar. Bu milletin zararı konusunda hükümet olarak ne yapacaksınız? Halkımız faturasını iki gün ödemediğinde hemen elektriğini kesiyor, icrayı gönderiyorsunuz. Fakat şimdi bu milletin zararı ne olacak? Derhal bu zararların giderilmesi gerekiyor. Elektrik faturalarındaki hukuksuzca zaten iletim bedeli, kayıp kaçak bedeli, sayaç okuma bedeli, dağıtım bedeli karşılığında tek bir kalemde birleştirerek halkın cebinden paraları alıp firmaların kasasına koydunuz. Bir de yılbaşından itibaren geçerli tarifede de bu bedele %6.3 oranında zam yaptınız. Halkımız her şeyin bedelini ödüyor ama çileyi de kendisi çekiyor. Enerji bedelinde yapılan indirimler faturaya yansımıyor ve halkımızın bunlardan yararlandırılması engelleniyor. 2017'nin ilk çeyreğinde elektriğe zam yapılmayacağı söylenmişti. Elbette yapılmayacak, çünkü enerji fiyatları düştü değerli arkadaşlar. Bırakın zammı, indirim yapılması gerekiyordu. Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, elektrikte yaşanan bu sıkıntıları tek başına teknik sebeplere, arızalara, mevsim koşullarına bağlamak konuyu açıklamaya asla yetmez. 2015 yılında elektriğimizin %38'ini doğalgazdan ürettik. 2016 yılı Ekim ayı itibariyle %32,5'unu doğalgazdan sağladık. Bu kaynağın neredeyse tamamını da ithal ediyoruz. Çok büyük bir bölümünü Rusya'dan olmak üzere İran'dan ve Azerbaycan'dan alıyoruz. Bir şekilde gaz akışında meydana gelebilecek en ufacık bir sıkıntı elektrik üretimimizi felç edebilecek düzeydedir. Sayın Bakan, dağıtım firmalarının sahiplerini izaya çekip esas duruşta sorgulayan pozlar vereceğine, elektrik politikalarındaki yanlışlığa çare olsa daha iyi olur. AKP'nin ülke gerçekleriyle örtüşen bir enerji politikası maalesef yok. Boşuna enerjide şöyle yaptık, şunu yaptık, bunu yaptık deyip durmayın. Çünkü gerçekten acı sonuçlar ortada. Enerji politikalarında maalesef başarısızsınız. Tıpkı birçok alanda olduğu gibi enerjideki bu politikasızlık korkarım yakında tüm ülkeyi de karanlıkta bırakacak. Bunun bedelini de son kesintide olduğu gibi halkımız ve sanayicimiz ödeyecek. Bu yüzden bu hayati öneme, haiz konuya Yüce Meclis el koymalıdır.